Derbinin katkılarıyla hazırlanan transfer listesi başlıyor. Ben Mustafa Demirtaş, sevgili Önder Özen'le birlikte transfer gündemini değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani transfer dönemi bayağı yoğun. şu anda imza atılan oyuncular var. İstanbul'a gelen oyuncular var. Ee, Galatasaray transferini bitirdi. Fenerbahçe Şimanski açıkladı. Daha önce de açıklamıştı. hakikaten yoğun bir gündem var. Galatasaray'la başlayalım izninizle. Başlayalım. E Ahinio hocam siz yakından Bundesliga'yı takip ediyorsunuz. Nasıl değerlendirirsiniz transferi? Vallahi ben oynadığı e, birçok e, maçı izledim diyebilirim. Bundesliga'yı sıkı takip ederim İtalya ile beraber. Angelinho benim beğendiğim bir e, kanat oyuncusu. E, bir kanat oyuncusu olmakla beraber aynı zamanda orta saha özellikleri de taşıyan, e, oyun kurma becerisi olan bir oyuncu. Çabuktur, ayakları çabuktur. E, hız konusunda sorunları vardır. Mesafe uzadıkça hız konusunda sıkıntı yaşayabiliyor ama dar alanda çabukluğu, topu çabuk kullanması, alırken çok çabuk kontrol edip hemen kullanımı hazır hale getirmesi bunlar Angelinho için ciddi avantajlar. Ee, Hücumda tabii nasıl bir rol verilecek? Galatasaray nasıl bir, yani eğer oyun değişmezse ben değişeceğini zannetmiyorum ama yani dörtlü defansın solunda oynamak da orta saha ki Hoffenheim'de zaman zaman 5'te oynadılar. dolayısıyla da kanattaki oyuncuların hücum bir parçası olması istenirdi. Leipzig'te de benzer şekilde kullanıldı. O zaman çok daha farklı oluyor. Yani hücumda bir, ciddi bir silah haline gelebiliyor. Ama savunmada da, savunmanın sonunda kullanıldığında da, yani Bundesliga ile bizim ligimizi kıyasladığımızda, burada çok büyük fark yaratabilir tahmin ediyorum. Özellikle teknik anlamda ciddi fark yaratabilir. Rakiplerine oranla hem Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir bu ekiplerin kendi mevkidaşlarına göre hem takım içindeki rekabetin rekabette işte Adekupe gibi, Emre gibi oyunculara karşı teknik üstünlük sağlayacaktır. hatır sayılır da bir deneyim var. Benim için anhelmi uluslararası bir oyuncudur. Kesinlikle öyle hocam. Bence de Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'inde, geçen sezon şampiyonlarının ilk 11'inde e, bence güncelleme yapılması gereken bölgeler de vardı. İşte Sergio, işte Mertens. İşte Sergio'nun temposuzluğu, Mertens'in yaşı sebebiyle e, bu oyuncular önüne oyuncu alınabilirdi. Bir de tamamen boş olan bir mevki vardı. Tamamen boş demeyelim ki Kazımcan aslında iyi bitirdi sezonu. Kazımcan, e, Türk statüsünde 3. Türk olarak bence sezonu hiç fena bitirmedi performans olarak ama takımın geri kalanındaki netliğe bakılınca bekte bir aksama vardı yani tam böyle arkanıza yaslanacağınız bir oyuncu yoktu. Alenio e, hem o eksikliği gideren hem de dediğiniz gibi ligin en iyi solbeki olma adayı e, bir profil. Aslında kendisi de... ...daha çok beşinin solunda oynuyor, dörtlünün de solunda oynuyor ama kendisi daha çok dörtlünün solunda... ...oynamayı tercih ettiğini söylemişti daha önceki röportajlarda. E, aslında bu biraz şaşırtıcı olabilir çünkü... Hep ben şaşırdım. E, çünkü hani daha hücuma yakın oynuyorsunuz evet. e, beşinin solunda evet. ama ben anlayabiliyorum nedenini. Çünkü şöyle, dörtlünün beki olunca daha fazla demarke pozisyonuna bindirme yapma şansınız oluyor. Boş bindirme ee, daha çok. Evet. Ki yunun en önemli özelliği, <laughs> hatta siz de bahsettiniz. Hızlı düşünmesi, hızlı hareket etmesi. Ee, evet. Ben de hocam Scott Roper'da, da bir Annenio An incelemesi yapmıştım. Onu da tavsiye ederim. Orada son 50 kenar ortasını inceledim. Tek tek evet. puanlama yaptım. Kaçı, gollük, orta. Hı -hı. işte kaçını nasıl, kendisi mi önünü boşaltmış yoksa tekli mi kullanmış gibi bir çalışma yaptım. 50 ortadan hocam 47'si demarke pozisyonunda yapıyor ortaları. Hmm. Yani ya tekte yapıyor ya derinden yapıyor ki bu özelliği de çok iyi. O zaman ben sorayım. E, Hı -hı. Siz gözleminizi aktarın. Tabii. izleyicilerimiz için daha hayal etmesi daha kolay olsun. Şimdi 50 tane ortayı, ortayı incelediniz. Evet. Şimdi ortalar işte kat de orta kategorisine Hı -hı. girebilir. Boş bindirmeyi takiben buluşmanın ilk anında Hı -hı. orta atmakta o kategoridedir. Bir kombinasyon sonucu da Hı -hı. orta kategorisine gider ama her biri farklı farklı Evet. beceriler ister aynı zamanda. Yani cutback için mutlaka son çizgiye veya son Hı -hı. çizgiye yakın gidebilmek. Dolayısıyla da birebir oynama becerisi Hı -hı. falan gerekiyor. Bu anlamda gözlem nasıl? Ee, i̇şte tam bu anlamda benim gözlemim birebir oynama becerisi ya zayıf ya da tercih etmiyor. Hı -hı. Ee, zayıf da olabilir. Ben zayıfa da yakındım. O yüzden 47'si kendi çabasıyla önünü boşaltmadan yaptı ortalar. Evet. Tabii ki bu da bir eksi olarak sayılmaz. Hatta bir avantajı da olabilir. Çünkü iyi yapıyor bunu. yani derinden orta yapma becerisi gayet önemli bir özellik. Evet. Hani ceza sahası biraz derinden. Markus Müş hocam çok yapardı bunu. Ya oyuncunun profili bu arada çok hatırlattı bana Markus Müş'ü. Benzerlikler var ee, Şu anlamda benziyor. Markus Müş de daha genç bir oyuncuyken Bayern Münih almıştı. Bir bakalım demişti. Sonrasında işte muhtemelen o da fizik ve savunma açısından kendisini geliştirmeyince daha başat takımlarda oynamaya devam etti. Aleyniu'da aslında ee, belki de hani en çok sorulan sorular bu ya. İşte Manchester City zamanında yatırım yaptı. City çok iyi bir sezon geçirdi. Sonrasında neden işte edit kulüplerin düşünmediği bir oyuncu olmaktan çıktı. Genç şarjı, Süper Lig için fırsat haline geldi. Bence burada iki tane e, eksi yönü var. Birisi işte 5'li solunda oynayacak kadar yetenekli değil. Yani birebir becerisi zayıf. Çünkü ben yani şu anda mesela City diyelim hani eski kulübü. Eee oynadığı zaman solunda Grealish oynuyor. Yani birebir de inanılmaz becerili oyuncular oynatıyor. dörtlünün sol beki içinde savunma yetersizliği var. Aslında savunma yetersizliği sertlik anlamında değil. Biraz pozisyon ama ve fiziki olarak özellikle. Yine elit kulüpler için çok güvenilir bir savunmacı olmaktan çıkıyor. Bu yüzden e, kendisi de bence dörtlünün sol beki dönemi tercih ediyor. Yani o, rakiple daha az birebir kal, kalacak. Daha fazla demarki pozisyonda orta şansı yakalayacak. Ve Galatasaray'da aslında set oyunu hücumlarıyla beklerin önünü açan bir oyunu vardı en son bıraktığımızda. Öyleydi. Ee, Saçaboy'un da önünü açıyordu. Kazımcan'ın Kazım önünü canımda. açıyordu. Ha. O yüzden zaten Galatasaray'ın da oyununu bildiğimiz için e, ben dörtlü savunmanın solunda hücumda aslında daha etkili bir, bir e, performans sergileyeceğini düşünüyorum. Yani Ki zaten okulca aklında 3-5-2 bir formasyon yok zaten ama. Yani beşli solundansa dörtlünün sol bekinde olması Ali'nin Yol'un aslında önünü daha çok açan daha çok e, onu ofansif anlamda kullanan bir rol olabiliyor. Çünkü hocam bir özelliği daha var. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sadece kenar orta becerisi değil bazen derinden savunma arkasına da toplar atabiliyor. Yani pas kabiliyeti de olan bir oyuncu. artık onun savunma defalarını farklı şekilde çözecektir Galatasaray. Bence saça boy kalırsa çok doğru bir tamamlama olur. Çünkü saça boy artık bir hücumcu. Yani hücumcudan ziyade savunmacı bir bek. Ligin zaten en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu. bence durum bu. Bu arada hocam 50 ortanın 19'u golluk orta. Yani gayet çok ciddi bir rakam. Yüksek. Bu yüzde 40 bir... demek aşağı yukarı. Tabii. Yüzde 40 çok ciddi bir rakam. Ya yani ya gol olmuş, evet. ya oyuncu kötü vurmuş, ya hani son anda savunmacı kendi becerisiyle araya girmiş. Yani normal şartlarda gol olması gereken orta sayısı 19'lu. 50 orta arasında hakikaten çok yüksek bir olan. Ee, peki hocam e... araya girebilir miyim? Tabii. Ee... Bir, e, izleyicilerimizden özür dilerim. E, Kazımcan diyeceğim Emre dediğim için özür dilerim. Yani e, dilim sürçtü sayılmaz. E, beynim <laughs> sürçtü. Aslında aklıma çok özür dilerim tekrar. Kazımcan'a bahsediyoruz. Oyunculardan da özür dilerim. Kazımcan demek istedim aslında. E, peki hocam Angelino için ileri hat olmalı sizce? Hani onun daha böyle asist sayısını arttıracak bir hücum hattı nasıl kurgulanmalı Galatasaray'da? Ya Angelinho ismi çıktığı anda, benim duyduğum anda ilk canlanan Kerem'le nasıl olacakları konusuydu. Hmm. Bir kere uyumlu olurlar Kerem'le. Yani Kerem topu zaman zaman ayağına, zaman zaman koşu yoluna, önüne isteyen bir oyuncu. Angelinho'da bunlar var. Yani sol bek için aslında Galatasaray tipinde top oynuyorsanız, ligin son şampiyonu ve favorisi olduğunun altını çizerek söylüyorum. Galatasaray tipinde top oynuyorsanız, işte sol bek savunma yapsın işte o bu falan en başta oradan rahat sağa boşaltırken bir konfor yaratsın. Birincisi bu. Evet. Yani Galatasaray sezon ilk haftalarında özellikle Giresun maçından o maça atıfta bulunarak söylüyorum. Sıkıntıyı biraz oyunu kurmada yaşamıştı. Sonra haftalı ilerledikçe bunu çok güzel çözümler buldu. Oyunu çok rahat kurabildi. Baskı geldiğinde gelsin istedi. Baskı gelsin istedi. Baskıdan çıktı. Kadıköy'deki Fenerbahçe deplasmanını bunu örnek verebiliriz. E, o konuda sıkıntı yaşamadı ama et, gerçekten savunmanın solunda bir eksik vardı. Orayı ben hiçbir zaman ya buradan çok atak geliyor. Ondan bir oyuncu lazım. Ya buradan Galatasaray gidemiyor. Bir oyuncu lazım diye değerlendirmedim. Oyunu buradan kuramıyor. Yani saşa Boydan yürüyor iş. Tabii ki Mariano seviyesinde değil. Ama yürüyor. Oyun kurma aşamasını evet. söylüyor. Nelson ve e, Abdülkerim'den yürüyor. Sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunlar aldıkları oynuyorlar. Yani yanına oynamıyorlar. Önüne oynuyorlar yani. Gerektiğinde önüne oynayabiliyorlar. Burada bir tane daha lazımdı. Birincisi buydu benim için. Bu transfer o yüzden önemlidir. Ben Angelino'nun bu sorunu çözeceğini düşünüyorum. Onun dışında hücumdaki partnerleriyle her biriyle ayrı ayrı uyum sağlayabilir. Şeydeki dönem e, Hoffenheim'da Amiri de ayrılmamıştı galiba değil mi? Yok ayrılmamıştı. Ayrılmamıştı. A Ters tarafta Amiri ile oynadı. Amiri zaman zaman, Nadia Amiri'den bahsediyorum. Hı -hı. Zaman zaman önünde oynadığını hatırlıyorum. Ee, işte, harikulade, yani onunla tam partner sayılmaz ama o ona da attırdığı goller var hatırlıyorum. Bazıları büyük maçlarda cereyan etmiş gollerdi. Hoffenheim'in Avrupa Kupalarında da katkı aldığı bir oyuncu oldu. Hücum partnerleriyle uyumlu olduğunu gördük. Leipzig'te zaten orada daha derin bir kadro var. Daha kaliteli bir kadro var. Onlarla da hücumda sorun yaşamadan devam etti. Galatasaray'da canlandırdığımda ben Kerem'in zaman zaman ayağına, zaman zaman önüne istiyor olması o, o tip daha kompleye yakın e, gelişmekte olan bir oyuncu olması Angelinho ile iyi şeyler e, hayal ettiriyor. E, kutunun içinde Icardi olacaksa eğer o zaman bambaşka bir şey. Siz az önce 50 orta ve %40 Evet gol, gol e, fırsatı dediniz. Bu çok ciddi bir sayıdır. Hoffenheim'de e, so, son sezon Karamelis devam ediyordu. kim Önündeki kimdi? Bakalım hocam. Ama e, Icardi ile mutlaka farkları var. Yani topa hamle, şeyi seçme. Aslında tam cevap verecek ee, bir kurgu yoktu Hoffenheim'de. Yani. Hani aynı bu ortalarına cevap verecek kur kurgu. Bu, burada şu olabilir. Yani arkadan gelecek olan kişi... O Mertens mi olacak bir başkası mı? Ee, diğer kanattan gelecek olan oyuncu da... ...Rashissa evet. mı bir başkası mı? Ee, Angelio'yu hem arkada oyunu kurarken... ...hem hata bitirirken kullanmak üzere alıyor Galatasaray. Benim tahminim. E, bu durumda kenardaki oyuncu da... ...eğer o raşist olacaksa... ...hep ters kanattan gelen ataklarda... ...Icardi'nin çevresinde, paçasında, yamacında bir yerde olmak zorunda... Ee, hocam hakikaten Kerem'le olan bağlantısını kesinlikle katılıyorum. Bu arada Bebu, Baumgartner ve Kramer üçlüsü varmış da? Şey yok. Ee, vuruş koşusu yok. Evet şey yok yani. Ee, o tam cevap verecek bir üçlü değil bu. Ee, şimdi ne dedik? Angel biraz daha demarke pozisyonunda topla buluşmayı tercih eden bir oyuncu bindirme yaptığı Aslında zaman. Aslında beklerin çoğu öyledir. Tabii, Alfonso Davies de öyle. A A A <laughs> tabii, tabii. Yani, Öyledir. Angel <laughs> daha fazla istiyor diyelim. <laughs> biraz daha fazla talep ediyor bunu. Diğer tarafta da sağ de hani kendisine göre daha savunmacı bir sağ daha doğru tamamlanır. Aslında Saşa Boy'un kaldığı senaryoda ki bu ihtimal bence kuvvetsiz değil. Sanki Galatasaray son dönemde biraz birisinden çıkalım olacaksa. Nelson'u satalım. Saçoy bir sene daha tutalım fikrine gelmiş olabilir. Çünkü biraz daha sabek gündeme düştü gibi. Saçaboy kalırsa aslında savunma anlamında çok doğru bir tam oluyor. Zaten istatistikler ortada. Ligin en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu Saçaboy. Çok ciddi bir savunmacı. Hatta son derby maçında, Fenerbahçe derbisinde biraz kendi kendine challenge'lara girmeye başlamıştı. Hani biraz derinde karşı dur bakalım geçebilecekler mi beni diye. Öyle bir Hı -hı. keyif almaya başlamıştı bu ligden. Savunma yaparken keyif almaya başlamış bir de, biriydi. Ee, önündeki Kerem de yine ligin en çok kilit pas atan oyuncusu. Hı -hı. Kerem'in geçen sezon yaşadığı dönüşüm tam önünde yani arkasında bindirme yapacak sol beklerin önünü açabilecek ve o topu demarkep pozisyonunda buluşturabilecek bir oyuncu. O yüzden hem önünde hem de sağ bekinde kendisini doğru tamamlayacak iki oyuncu zaten hala hazırda yakalanmış gibi gözüküyor. Bir de hakikaten kenar orta bazen hani eleştiri konusu da olabiliyor. Çok fazla kenar ortaya yönelen takımlarda işte biraz demode futbol mu oynanıyor hı hı. gibi hani hatırlarsınız. Çok böyle eleştiriler de söz konusu olabiliyor. Tabii şimdi bir Plan bu değilken mecburen buna dönülmüşse bir problem vardır. Hani plan bakıyorsun işte 4-3'ü çıkmış takım biraz sopa sahip olmaya çalışıyor ama çalışmıyor. Mecbur e, beklerinden ceza sahasında öyle kazı kazan ortası atıyorsun. İnşallah birisi sopa vurur. Plan bu değilken tabii ki kötü bir senaryo. Ama Galatasaray'ın planı buraya doğru kayarsa hani Arhenio gibi hı hı. çok ciddi bir kenar ortacı yakalamışken bizim planımız biraz daha kestirme yoldan kenar ortalarla sonucu gidelim planı olursa buna da bence çok uygun bir Hücum yapısı var. Başta Icardi. Sağ forvetle Zanuyoğlu bence daha ön plana çıkabilir. Hatta bazı maçlarda Barış Alper'i ikinci forvette görebiliriz. Hocam şu sezon hatırlatacağım size. Beş yaşın daha mağlup çıktığı, Şampiyonlar Ligi'nden daha mağlup çıktığı bir hmm, aşama vardı. Evet, evet. Kuvarez'in orta yapıyordu. Evet. Talişka giriyor. Oradan Cenk giriyor. Diğer taraftan Babel giriyor. Bir anda ceza sahasında 3 tane evet. uzun. Evet. Ee, yüksek, topa yüksek toplara cevap verecek isimler ve çok kestirme yoldan skoru gitmişti Beşiktaş ve Namarovic çıkmıştı. Yani şampiyon seviyesinde bunu yapabilmişti. Galatasaray'da Anryon'un ortasında Icardi, Zaniolo, bazen Barış Alper ikinci forvet rolünde bayağı çalışır gibi gözüküyor. Çalışır bu küçümsenen bir plan kimileri tarafından. aslında teorik de bir tartışma ama futbol oynandığı sürece bu çözüm olmaya devam edecek. Çünkü havadaki top en sürprizli top. Kenardan gelen top o sürpriz adedini çarpı iki haline getirebiliyor. Birçok e, yüksek stoperi olan kalecisi yan topa çıkan ekip şunu şunu hayır demez. Duralım at orta. Ona hayır dem demiyor olabilirler. Ama oyun akarken hareket halindeyken onu kimse istemiyor yani. Dünyanın en iyi savunması da bununla karşılaşmak istemiyor. Çünkü bunda sürpriz var. Bunda saniye yani saniyenin onda biri var. Beşte biri var. Veya e, yarım metrelik e, 25 santimetrelik farklar gol olmasını veya olmamasını belirleyebilen e, farklar anlamına geliyor. Kusursuz bir intizam istiyor savunma anlamında. O sebeple bu hala çözümdür. Olmaya da devam edecektir aynı evet. zamanda. Bir de kaleciler için de öyle değil mi hocam? Evet, tabii. Sadece savunmacı için. kaleci için de bir orta geliyor Kavisli kale hmm. alına doğru. Kimi hmm. vuracağı belli değil tabii. Ama cepheden bir pozisyonda en azından kimi şut atacağını daha çok sezebiliyorsunuz. Oyuncunun kullandığı ayağına göre bir pozisyon alabilirsiniz ama havadan gelen bir topta arka direkte kim vuracak? Abi. Ön direkte kim vuracak? Ya sürpriz bir koşu mu gelecek? Çoğunlukla zaten kafa gollerinde kayıcı şöyle kalır. Evet. Handball gibi kalır böyle. <gülüyor> yani. <gülüyor> o yüzden yani bence de gayet kesimli bir yol. Oyun akarken e, bilinmeyen çok yüksek topta. Yani o yüksek veya alçak fark onu bilmiyoruz yani. Ben <laughs> belki e, yüksek atmayacak. Bu da var. Duran topta öyle değil. Yani duran e, kenar serbest vuruşlar genelde eğer bir kombinasyon yoksa yüksek atılıyor. Çünkü bir baraj var kenar serbest vuruşta. O barajı aşması gerekiyor topu. İki, birinci posta bir serbest defans oyuncusu var. Bunu, onu aşmanın yolu da yüksek atmak. Ama oyun akarken öyle değil. ...yatayda geçmeniz gerekiyor. Dikeyde e, yukarıdan değil yani. Yatayda da geçebilirsiniz. Dolayısıyla e, buradaki bilinmez çok fazla kanat oyunu... ...akıcı bir kanat özellikle altını çiziyorum. Akıcı bir kanat oyunu ciddi çözümdür. E, Angelino da bu anlamda çözümün önemli bir parçası olabilecek kalitededir. Kesinlikle hocam. O zaman diğer transfer ismine geçelim. Transfer evet. gündeminde olan bir isme. Çünkü... Şöyle önemli bu isim. Şimdi Alhenyo transfer ile birlikte Galatasaray aslında normal şartlarda Türk oyuncu yazdığı bölgeye yabancı oyuncu aldı. Ve kesilecek bir yabancı oyuncu da değil. Yani şu maçta Alhenyo oynamasında Kazımcan oynasın gibi bir durum artık. Ama yine de rotasyonda Kazımcan'ın da ciddi şansı Tabii. var. Tabii ama çok yüksek profil geldiği için evet. ana planda artık Alhenyo oynayacak gibi gözüküyor.